Nekre. Yüce Spor, Adalet Spor, İnegöl İdman Yurdu, Bursa Spor derken kalbinin sahibi olan renklerden davet geldi. Koşa koşa gitti. 8 sene boyunca hiç sırtından çıkartmadı formasını. Hayalleri gerçek olmuştu. Artık Beşiktaş için oynayacaktı. O 8 yıl boyunca maalesef Beşiktaş hiç şampiyon olamadı. Olamadı ama oynadığı her dakikadan ayrı bir keyif aldı Vedat Oker. 253 maç, 21 gol. Futbol hayatında kullandığı 43 penaltı vuruşundan sadece bir tanesini kaçırdı. O 43. penaltıydı ve bir daha asla kullanmadı. ...33 kere Türk milli takım formasına giyen Vedat Oker... ...Beşiktaşlı taraftarları bakın nasıl tarif etmiş. Beşiktaşlılar benim en yakın akrabalarımdır. O böyle dese de başka akrabaları da vardı. Rakiplerinin de sevgisini, saygısını kazanmış... ...lakabı güzel adam olan bir insandı Vedat Oker. Diyordu ki Beşiktaş sevgisini, Beşiktaş taraftarlarını tarif ederken... Beşiktaş taraftarı futbolcuyu iç organlarından biri gibi görür. Futbolcu da bunu bilerek oynamalıdır. Sen benim her gece yarım, gözümdeki yaşım sigara dumanı. Sen benim damardaki kanım, alnımdaki yazım çaldı Beşiktaş'ım. Kalbimin en orta yerinde yangın var alevle içinde. Beşiktaş sana yemin olsun, bitmeyecek sevdan mezarında bile. Topu ayağına alınca, topu şöyle bir sürerken topa bakmazmış. Başkasında olmayan bir tavrın sahibi Vedat Oker. Hiç topa bakmadan, arkadaşlarına bakarak verdiği paslar tribünlerde alkış ve neşeyle karşılanırmış. Hangi ayağını daha iyi kullandığını ise kimse bilmezmiş, kendisi dahil. Çok sevdiği Beşiktaş'tan ayrı kaldı. Futbolu bıraktıktan sonra yazarlık yapmaya başlayan ve kalemiyle de fark yaratan Vedat Oker hastane odasındaydı. Stahiş'le bahsettiği Beşiktaş taraftarı o hastaneye kaldırılınca o günkü maçta çok büyük bir pankart astı. Pankartın üstünde siyah beyaz şöyle yazıyordu. Bugün dost yara almış, yine gönlüm hoş değil. Futbolcu arkadaşı Tezcan Ozan'ın anlattığı anekdot aslında Vedat Oker'in nasıl bir insan olduğunu ve Beşiktaş'a olan aşkını çok net ifade ediyor. Efendim bir gün maçta rakibi öyle bir tekme atıyor ki Vedat Oker abimize can acısıyla bir anlığına zarafeti unutup küfür ediyor. Oyuncu hemen öğretmene şikayet eder gibi hakemin yanına koşuyor. Hocam Vedat bana küfür etti. Futbol kurallarımıza göre futbolcunun ettiği küfürü hakem duyarsa direkt atar. Fakat duymazsa futbolcu küfür ettiğini kabul etmek zorundadır. Hakem beyefendi bildiği Vedat Oker'e döner ve sorar. Vedat
Sen küfür mü ettin? Vedat Okyar duraksamadan evet ettim, canım yandı ettim der. Hakem Doğan Babacan yüzünü buruşturarak elini cebine götürür ve kırmızı kart gösterir Vedat Okyar'a. Tezcan Ozan koşar yanına. Yahu etmedim desen ne olacaktı? Vedat Okyar kafası önde giderken dudaklarından hücumla dökülür. Üzerimde Beşiktaş forması var. Yalan mı söyleyeceğim? Senelik hayat arkadaşı Asuman Hanım'a gönül koyar bir gün. Eve gelir, saat yarımdır ve Asuman Hanım olmadığı için kendisini yarım hisseder. Birkaç satır not alır. Ardından şarkıda isminin geçmeyeceğinin garantisini alarak Sezen Aksu'ya hediye eder. Sezen Aksu ise kendisine yakıştığı gibi muhteşem bir şarkı çıkarır ortaya. İşte bu şarkı. Ruhun şad olsun Vedat abi. Geldim yarım. Neydi, ne oldu? Şu tez canım ertelerdim hayatta sevdiğim yol derken.